Muhammed, gündemle alakalı meseleleri soracağım. Şu an son zamanlarda tamam. Bir tane dedenin kendi torununa taciz ettiğiyle alakalı gündem var. Evet, bu kişi Müslüme diye bir torunu var. Tamam. Ve Müslüme'nin annesine de taciz etmiş ve bu tacizden sonra doğan bu çocuğa da taciz etmiş. Ve taciz ettikten sonra da öldürmüş. Bu konu hakkındaki fikriniz, görüşünüz nedir? Bence şimdi taciz olayı yok diye düşünüyorum. Bence kadının da kendi isteği vardır diye düşünüyorum bunda. Yani hani sonuçta oğlunun karısı. Yani demek ki kadın da bozuk niyetliymiş ki böyle şeyler yapmasına izin veriyormuş diye düşünüyorum. Sonra bir dedenin oğlunun eşine nasıl diyeyim uçkuru çözmesi. Yani bu ülkede böyle şeyler ya da bir yörük halkının içinde ya nasıl bir Türk? Yani Türklüğünden utansın, anladın mı abi? Peki bu dede mesela bu hale nasıl geldi sence? Mesela sistemin payı var mıdır? Sistemin payı. Yaşantılarımızı, şu anki sistemin, rejimin bir payı var mıdır? Ya sistemin payıyla bence hani örtüştüremiyorum ama şimdi yani bence o insanlıkla alakalı bir şey ya. O insan değil yani bence. Nasıl diyeyim? Nefsine hakim olamamış, yani dinle alakası olmayan, insanlıkla alakası olmayan hayvan tarzı bir şey yani. Peki bu insanın insanlığını bozan nedir? Mesela bu insan mesela örnek söylüyorum. Senin yaşadığın ortama göre sen şekillenirsin. Hayatını düzenlersin. Evet. Bugünkü sistemimize baktığımız zaman birçok fuhşiyat, İslam'a aykırı birçok mesele ortalıkta. Tabii. Yani faizi, içkisi, kumarı, zinası, her türlü fuhşiyatı açıp aksine sistem kendi eliyle genel evleri kurabiliyor. Kumarhaneleri açabiliyor, iddiabayla, birçok pisliği kendi eliyle yayabiliyor. Mesela internete giren bütün gençlik pornografidir, birçok pisliği bulabiliyor rahat bir şekilde. Yani şimdi, bu adamı da bu hale getiren bu sistem olmuş olabilir mi? Getiren olmuş olabilir. Çok güzel yere değindiniz. Tayyip Erdoğan bence nasıl diyeyim? Dış devletlerin yönettiği bir insan diye düşünüyorum. Şu anda dünya yönetenlerin İngilizler olduğunu düşünüyorum. Neden diye sorarsanız, çünkü benim ülkemde İngilizce dersleri okulda zorunlu veriliyor. Dünyanın ana dili İngilizce. Yani tamamıyla İngilizlerin elinde dünya. Onların diniyle bizim dinimiz bir değil. Onlar Hristiyan. Biz Müslümanız. Peki farkımız kaldı mı mesela? Şu anki toplum olarak farkımız kaldı mı? Onlar yönetiyor yani. Şu anki sistem onların sistemi benziyor mu peki? Nasıl? Bugün sistemimizle onların sistemi benziyor mu peki? Laiklikle, mesela onlar da laiklikle, yönetimle bugün de. Alakası yok. Onlar ne söylüyorsa biz onu uyguluyoruz zaten. Kanunlarımız da benziyor mu? Ya onların kanunlarını yaşıyoruz. Onların sistemini yaşıyoruz. Onların her şeyini yaşıyoruz yani. Çünkü dünya onların elinde yani. İyi mi? Kuşamını onlara benzetiyorsun. Onların elinde yani. Hani Atatürk'e laf vuruyorlar falan filan ama Atatürk'le bir alakası yok. Şu anki hani bizi o yöneten insanlar bizi daha çok batılaştırdı. Bu sistemi kim getirdi mesela? Mustafa Kemal Atatürk getirmedi mi? Mustafa Kemal Atatürk de bence zamanında bir piyondu. Çünkü bu İngilizlerin elinde olması dünyanın yaklaşık 1600-1700'lü yıllara dayanıyor. O zamandan bu zamana yani. Hani Mustafa Kemal de bir piyondu. Ecevit de bir piyondu. Yani onların getirdiği devlet başkanlarıydı. Öyleydi yani. Bunu gözlemledim yani. Bu 26 yıllık yaşantımda bunu gözlemledim. 26 yıllık değil de 10 yıllık yaşantımda bunu gözlemledim. Bizim gençliğimizi bitirdiler. Bu pandemiyi soktular araya falan filan. Bizi 10 yıl gerilettiler. Yani peki bu sistemin içinde yaşayan bir insan olarak mesela okullarında yetiştik, büyüdük. Bize bazı şeyler öğretildiler. Doğru veya yanlışı. Bu doğru ve yanlışlar İslam'a aykırı olan doğrular ve yanlışlar olabiliyordu. Mesela okula gönderilen bir çocuğu İslam'a göre eğitmeyiz diyorlar. Dini karıştırmayız diyorlar ama sistemin doğru ve yanlışlarını o çocuklara enjekte edebiliyorlar, öğretebiliyorlar. Yani hem dini karıştırmayız ama biz kendi ideolojimizi öğreteceğiz diyorlar. Bu topluluk da bir nevi bu okullardan çıkıyor, bu hale geliyor. Evet. Mesela bu duruma gelen hepimiz bir nevi bir okuldan mezun olduk. Evet. Ve her bir toplumun bireyleri bu okullardan çıkıyor. Ve bu okullarda bize ne öğretilmiş ise, yani Allah subhanahu wa ta'nın dininin dışında ne öğretilmiş ise biz de ona göre düşünebiliyoruz. Ona göre kararlar alabiliyoruz. Fikrimiz ona göre gelişiyor. Bugünkü okulların şu anki toplumun gelişiminde, yani bu denli kötü gelişiminde bir payı var mı? Tabii ki var. Örnek mesela liseler mesela, liselerdeki olan olaylar, yaşantılar. En basit şunu söyledik. Dedi ki bir adam torununa tecavüz etmiş. Evet. Müslüme denilen bir kız çocuğuna taciz etmiş. Ve bu taciz ettiği kızın annesine de taciz etmiş. Aynen. Ve o annesinden olan bu çocuk kendisinin olduğu ortaya çıkmış DNA kayıtlarında. Evet. Bu adam bu hale getiren birileri olması lazım. Biz hep bu adamı suçladığımız zaman evet bu adam öldürülmesi gerekli olduğunu söylüyoruz. Taşlanması gerekli olduğunu söylüyoruz. Öldürülürse ona bir şey olur yani. Ödül olur. Ama İslam'a göre bu adam öldürülmesi gerekli mesela. İslam'ın kaydı bu. Aynen öyle. Ama şeriata dediğimiz gibi hanımefendi. İdam istiyoruz. Şeriata da karşıyız aynı zamanda. İdam olmasın. Bence hadım edilsin. Bir gerçi bu yaştan sonra hadım edilse ne olacak?
bu adamın bu hale getirilmesinde hep bu adamı suçluyoruz ya. Evet. Bu sistemi niçin suçlamıyor? Bu sistemi niçin eleştiriyor? Niçin bu başımızda halen bu sistemi tutuyoruz? Mesela Allah subhanahu teala'nın sistemi niçin istemiyoruz? Abim benim, güzel abim. Şimdi hani biz Allah'ın dünyasında en aciz kulları biziz. Sen ben bu konuşmayı yaparak hani bu sisteme nasıl diyeyim bir ses bile getiremeyiz yani. Anlatabildim mi? Mesela bu sistem neden beslenir? Partilerden. Partiler neden beslenir? İnsanların verdiği oylardan. İnsanlar oy vermediği zaman bu sistem yerle bir olacaktır. Beslenir abicim, anladın mı? Her şey paradan beslenir yani. Bugün parayı kim yönetiyor? Yahudiler yönetiyor. Doları kim basıyor? Masonlar basıyor değil mi? Yani her şey onların elinde. Güç onların elinde. Para onların elinde, güç onların elinde, her şey onların elinde. Onun için senin benim böyle röportaj yapmamız, konuşmamız hani inşallah ses getirir de getirmez bence. Yani. Anladın mı? Bundan önce de daha defalarca ensest ilişkiler oldu, aile içi ilişkiler oldu. Baba çocuğuna taciz etti. İnsanlar idam bağırdı. Yani İnsanlar her türlü bir şekilde bir ceza verelim diyor ama sistem tam zıttına millete aykırı bir şekilde hapsedelim diyor. Hapsedildikten sonra içeride birileri onu şişliyor, öldürüyor ya da bizim vergilerimize besliyor ve daha sonra tamamen bir fesat, bir düzen. Bu adam çıkıyor tekrar taciz ediyor. Şimdi bu sistemi destekleyen yine biziz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Besliyor dediğiniz nasıl bir ortamda besliyor? Yani dört çarap duvarlarla çevrili. Yapması gereken bir şey var. Ama öyle şöyle bir hayat, şey oluyor. Öyle bir hayat değil ki bence. İçeride birileri bu adamı öldürdüğü zaman hakimler tutuyor. O öldüren adamı da alıp bir daha hapse, bir daha cezaya mahkum ediyor. Yani bozuk bir kanunlarından dolayı durmadan adaletsiz, yanlış kararlar verilmeye devam ediliyor. Şimdi biz de diyoruz ki hepimizi yaratan Allah subhanahu ve teala. Evet. Niye Allah subhanahu ve teala'nın kanunlarından vazgeçtiğinizde, İslam'ın dışında bir kanun getirdiğinizde insanlara bu türlü zulüme, bu türlü adaletsizliğe ve boş beleş gündemlere mahkum ettiniz? Bugün bir tane dedenin öldürülmesinden bahsediyor herkes ama kimse demiyor ki bu dedeyi bu hale getiren bu sistemdir. Bu sistemin koyduğu kanunlardır. Bu sistemin bize oluşturduğu eğitim sektörüdür. Eğitim sistemidir. Bundan kimse bahsetmiyor. Yani işte bu sistemi devirmek için sen söyle, ne yapmamız lazım? En basitinden İslam'ın gelmesi için öncelikle bir tercih etmemiz gerekli. Yani bugünkü sistem ayakta durması için insanlar gidip oy kullanıyor. Sen ne kadar oy da kullansan, baştakiler onun gitmesini istemiyorsa, anladın mı? Yahudiler onun, İngilizler onun gitmesini istemiyorsa o gitmeyecek, anladın mı? Ben toplumda, yani. Toplumda şöyle bir algı var. Biz falanca kişiyi seçersek o İslam'a yakın bir kişidir. Bundan dolayı düzeni değiştirebilir diyorlar. Halbuki öyle bir sistem oluşturmuşlar ki 10 tane de sandık konusu arkadaki aynı sistem olduğundan dolayı biz aynı sistemle yönetilmeyi seçmişiz. Yani tabiri caizse biz 10 tane kadından birisini de seçsek arkada bir tane adamla evlenecek. Aynı şekilde bugünkü sistem buna yaramıyor. Bize şunu koymaları gerekli. 2 tane sandık koyacaksanız sistem sandığı koyacaksınız. Bir, İslami, diğeri diğer dinlerle, ideolojilerle, demokrasi, komünizm, sosyalizm. Bugünkü sistemin düzelebilmesi için ancak bu gerekli. Böyle bir oyun oynanıyor. İnsanlar sandık koyuyor. Arkada hep laik, seküler, demokrat bir sistem seçiliyor. Tabii ki seçen seçsin. Ama bize ikinci seçenek vermiyorlar. Diyorlar ki sadece Allah'ın dininin dışındasında olan kanları seçmekle seçim hakkı veriyor. Buna da demokrasi diyorlar. Halbuki demokrasi dediğiniz şey iki şeyi de ortaya koyar. Bir, İslami sandığı koyduğu zaman İslam'la yönetilmek, şeriatla yönetmek, Allah'ın kitabıyla, Kur'an'la, sünnetle yönetilmek istiyoruz. Böyle bir sandık koyun. İkincisi de demokrasi, komünizm, sosyalizm sandıkları koyun. Dileyen komünizm, dileyen sosyalizm değil. Allah subhanahu teala kitabı diyor. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Bu şekilde kim iman etmiş, kim inkar etmiş daha ortaya net bir şekilde çıkacak ve düzelme başlayacaktır. Allah subhanahu teala kitabında diyor ki Allah yarattığını bilmez mi? Şimdi Allah subhanahu teala kendi kitabında Maide 44. ayette diyor ki kim Allah'ın indirdiğini hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Allah bizi başıboş bırakmamış. Diyor ki göğün de yerin de Rabbi Allah'tır. Rab demek kanun koyucu demektir. Yani güneşe kanun koyan Allah, göğe kanun koyan Allah, yağmurlara kanun koyan Allah, ne zaman yağacak, ne zaman denizden buharlaşacak ve depolanacağını koyan Allah subhanahu teala Rab ismi. Allah diyor göğün Rabbi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde benim kanunlarım geçerli olması gerekli diyor. Benim kitabımla hükmedilmesi gerekli diyor. Çünkü ben de Rabbim, siz Rab değilsiniz. Kanunu ancak ben koyarım diyor. Bir Müslüman olarak, bir muvahhid olarak da biz onu bilmemiz gerekli. Önümüze iki seçenek koyuyorlar. Biliyoruz ki insanlar iki tane güneş yaratamaz. Yani Allah yaratır. İnsan güneş yaratamaz. Allah subhanahu teala rüzgar yaratır. Birileri rüzgar yaratamaz. Allah subhanahu teala yağmur yağdırır. Birileri yağdıramaz. Ama Allah bir kanun anayasa indirmiş. Birileri de anayasa çıkartmış. Bunu Allah subhanahu teala diyor ki sen de Rab'lik iddiasında bulundun. Ve bize şunu söylüyor. Diyor ki Rabbinizi seçin. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Allah Teala evet bizleri yaratmış ama hepimize farklı dinleri nasip etmiş. Atıyorum bugünkü fesadın sorunu şu. Allah'ın Rabbini bizim seçmediğimizden dolayı bütün bu fesat ortaya çıktı. Tamam. Allah kitabında diyor ki karada ve denizdeki fesat, bozulma, bozgunculuk insanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır. Biz Allah subhanahu teala'nın Rabbini'nde diretmedik. Bize de Allah subhanahu teala'nın sistemini seçme hakkı verin. Onun sandığını da koyun. Onun kitabıyla hükmedilmek istiyoruz. Onun da tercihini yapmamız için bir sandık koyun demediğimiz, diretmediğimizden dolayı bu sistem halen
yanlışıyla devam ediyor ve bu yanlış da fesadı, bozgunculuğu devam ettiriyor. Bugün de bizler bu kötülere konuşmaya başlıyoruz. Hep başlıyorum. Örnek söylüyorum. Adam içki içiyor, içkili bir şekilde araca biniyor, gidiyor falanca yerde bir mazlumu, bir masumu öldürüyor ve diyoruz ki vay şerefsiz diyoruz. Niçin içkili bir şekilde arabaya bindin? Ama şunu demiyoruz ki ey sistem, sen niçin içki fabrikalarını kapatmadın? Niçin baştan kökünü kurutmadın da bu adamı alkolik yaptın? Ya da bu adam evine gittiği sadece kaza mı yapıyor? Evine gittiği zaman eşiyle sorun yaşıyor, çocuklarını ilgilenemiyor. Bozuk bir nesil yetişmesi için resmen sistem bunun için düzenlemeler yapıyor. Hatta Yahudileri ve Hristiyanları bile. Mesela diyoruz ki biz bugünkü toplumda fikir özgürlüğü olsun. İslam rejimi zaten bunu sunuyor ki Allah subhanahu ve teala dini Yahudilere Yahudi mahkemelerini veriyor. Yahudilerin okullarına Yahudi çocuklarının gitmesini, Hristiyanlara Hristiyan mahkemelerini ve kendi okullarına götürmelerini. Askere dahi göndermez, getir çağırmaz. Ama bugünkü rejime baktığımız zaman tek bir mahkeme diyor. Allah subhanahu ve teala Nisa 60. ayette kendi mahkemelerinin olmasından bahsediyor. Ben bir Müslümanım. Kendi mahkeme, İslam mahkemelerine gideceğim. Bunu bana hakkımı vermiyor. Bu yüzden İslam'ın verdiği özgürlüğü bu sistemin vermediği yine görünüyor. Tamamen bir aldatmaca var yani. Demokrasi varsa ikinci sandığı koyacaksın. İslam sandığı, şeriat sandığı olacak. Bir de demokrasi sandığı olabilir. Sorun yok. Laiklik, komünizm. Kim ne seçerse seçsin. Bunu yapmadığı sürece demokrasi diye bir şey yok demektir Türkiye'de. Ve Allah subhanahu kanunları yerle bir olmuş. Biz insanları tutmuş, eleştiriyoruz. Diyoruz ki falanca kişi torununa tecavüz etmiş. Bu adamı bu hale getiren, sen pornografiyi her türlü serbest bırakır, internette kolay bir şekilde erişimini sağlarsan insanlar ensest, pedofili. Yani insanlar kendi aile iç ilişkilerinde ne yaparlar? Sorun yaşamaya başlarlar. Kolay bir şekilde fesat olur, fıtratı bozar. Yani İslam'a tamamen muhalif olan kanunları getirip toplumu bozuyorsunuz. Sonra bozduktan sonra bu insanlar suç işledi diye içeri atıyorsunuz. Ama insanları biz suçluyoruz, biz sistemi suçlamıyoruz. Sorun bu. Kim yaptı bunu? Buyurun söyle. Kim yaptı bunu? Soruyorum sana. Şu an Mustafa Kemal Atatürk bu sistemi getirdi. Emin misin? Evet. Allah Allah. Ben 2002'den önce bu ülkede bu zinanın bu kadar serbest olduğunu görmedim. Bir saniye abicim, bir saniye. Ben sana diyorum 2000'den önce bu ülkede zina bu kadar serbest değildi. Buyurun bir gelin isterseniz, sesiniz gelmez. Anayasa Mahkemesi 1996 yılında Anayasa Mahkemesi'ne götürüyorlar. Önceden bak, önceden insanlar evlendiği zaman kadın olsun erkek olsun evli hem cinsiyle ilişki yaşadığı zaman 3 yıldan 6 aya kadar hapis cezası vardı. Ama Yahudi sistemi, Uğur Mumcu diye bir adam var biliyor musun? Evet. Diyor ki bak, ben Türk milliyetçisi bir adamım. Evet. Yozgat'tayım. Sincan'daki gücülerimiz bak evet. Diyor şunu söyleyeyim. İşte bak Uğur Mumcu'ya diyorlar ki Türk'ü anlat diyorlar. Alman anayasasıyla, Fransa anayasasıyla yaşarsan bu duruma gel. Dünyada bir kural vardır. O kural da kimdir biliyor musun? Allah-u Teala'nın kuralı. Başka kural yoktur abi. Evet. Allah'ın kuralı. Kanun Allah'ın kanunudur. Töre de insanların kendi arasında çıkar yaşadığı töredir. Evet. Evet. Şimdi biz gidip Avrupa'ya dayanalım desek bize bu kültürü, Avrupa kültürünü yaşıyor. Şöyle bir bakın abi. 3-5 tane işte Türk kültürü olan mağazalar var. Geri yanında işte şu marka, bu marka. Bizi kendimizi yobazlaştıran. Tarihimizi bıraktık, başkasının tarihine bakıyoruz. İyi güzel hocam, bu güzel diyorsun, hoş diyorsun da. Ben de sana diyorum ki, bu ülkede tek bildiğim 2000'den önce zina bu kadar serbest değildi. Abi zina niye serbest biliyor musun? Bak sen teknolojiyi yanlış anlama, ben de sana bir şey söyleyeyim. Şimdi ben teknolojiyi giresem derim ki Allah'ın 99 ismini yaz dediğin zaman Google'a, Google sana bunu çıkarıyor. Öbür adam da zina. Abi, tek bir şey söylüyorum sana. Bu ülkede erkek çocuklarına tecavüz edildi. Sözde İslamiyet yaşayan partinin bakanın çıktı, ne dedi? Ya şimdi sana ne dedi? Sorun mu cevap ver? O bakanın kendi şahsi görüşüdür. Biliyor musun? O bakanın şahsi benim görüşüm bak. Bir saniye. Bir bakanlar kurulu varsa o bakanlar kurulunun başındaki adam eğer insansa der ki kardeşim sen bu lafı mı söyledin? Cehennem onu git derdi. Sana tek bir soru soracağım abi. Şeriat mı layıklık? Şeriat mı layıklık? Ben her zaman içindim. Ya komünizm ya şeriat. Bu ülkeyi düzeltecek iki şey var. İşte bak bu toplum şu. Bu ülkeyi düzeltecek iki şey vardır. Ya şeriat ya komünizm. Şeriatın ne olduğunu bilen var mı toplumda şurada? Şeriat nedir biliyor musun? İran'daki papazların yaşadığı şeriat değil. Araplar benim gözümde Müslüman bile değil. Şeriat o, bana nedir? İran deme. Şeriat ne? Bir dinle abi. Bak bana İran bak, deme. Bir şey söyleyeceğim. Bak bana İran bak, deme. Bir şey söyleyeceğim. Şeriat nedir biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bize emrettiği kurallardır, abi, kanunlardır. Ne biliyorum? Ben sana diyorum, bana Araplardan bahsetme. Peki bu kadar sorunun müsebbibi kim? Mesela siz tartışıyorsunuz ya. Bu kadar sorunun... Şu an bu... Tamam bir dakika, durun. Laiklik kim getirdi diyeceğiz. Atatürk.